Diyarbakır karpuzu Türkiye'de Diyarbakır'ı temsil ediyordu. Nereden de Semak köyünde. Festival için ediyordu. Her festivalde kazanak, birkaç koy kazanak ha. Yani yoksa bu onlar masrafı kazanmıyor ki. Bir kamyon az evvel şüphetek de verip frutun şu gede hırcıl danin, eşya danin. Bir gede kukadi dikirin. Ey berrat çey bu. Kum ocağı çey bu. Fakir verme. Fakir danı karmıyor ver bakın. Yani büyükler de gençlerine aktarması lazım bu bilgileri, bu şeyleri falan hepsini yapması lazım. Ama öyle bir şey yok. Bugün kimin yönü şehir tarafına verdim, hepsi şehire gider. Burası eskiden karpuz yerdi mesela, hepsi kumluk alandı. Ocaklar olduğu için kumların hepsini aldılar, taşları çıkardılar. Abi yani orijinal Diyarbakır karpuzu bu. Hı hı. Bunun biraz daha büyümesi lazım. Tabii gene de büyük de. Yani biraz daha büyük, bir 60 kilo falan herhalde çıkıyor. Tabii gübreyle beslersen, gübresiyle, güvercin gübresiyle beslersen kumun içinde temiz su, bakımını yaparsan yani büyür. Biz kaç senedir biz Diyarbakır karpuzu yemiyoruz. Sadece süs için, festival için hazırlıyor bir tane, bir iki tane. Kim birinci çıksa paranı alıyor, önüne gidiyor. Eskiden karpuzlar getiriyor, çarşıda satılıyordu. Biz köylere götürüyoruz, Moğollarla köylere götürüyoruz. Köy damın üstünde bırakırdık, 3 ay damla kalırdı. Kış gelinden içeri getirirdi. Kışına kadar o karpuzu kavunu yedi. Şimdi o bitti. Zamanla Diyarbakır karpuzunun yerine Adana karpuzu, hatta İran'dan ithal edilen karpuz geldi. Bununla ilgili karpuza ithalat kotası konulmasını istiyoruz. Yani Diyarbakır karpuzunun tekrar eski haline gelmesi ve canlanması için. Bizim istediğimiz burada özellikle üreticilerimizden geleneksel olarak yapılan bu tarımı normal yetiştirmiş oldukları diğer karpuz alanlarında bir bölümünde Diyarbakır çeşitlerine ayırma suretiyle bu değere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Ama bundan sonraki yıllarda planlanan olur ki yine birkaç güne sirayet eden, farklı etkinlikleri de bir arada barındıran büyük çaplı etkinlikler düzenlenecek. Diyarbakır karpuzu Türkiye'de Diyarbakır'ı temsil ediyordu. Nereden de Semak köyünde. Şeyde 75'ti 76'ydı öyle hatırlıyorum. Amerika'da da geldiler, İsrail'de de geldiler. Araştırmacılar ha. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar şey yani biz ne yapıyoruz bütün imkanlarımıza rağmen 50 kilodan fazla çıkaramıyoruz. Siz 60-65 kilo çıkarıyorsunuz. Ya kardeşim de biz meslekimiz de. Biz meslek de meslek. Ha bakıyor da araziye, bu arazi işine yarıyor. Bir çeşit çeşit var, karpuzların çeşidi de var. Hı hı. Hani o sürme derimiz var ya, onlar büyük oluyorlar. Pembe mesela, bu İsrail tohumu pembe de şimdi. İsrailler tohumu burada götürdüler ha. Şu anda erken çıkıyor, onlar pembe de. Eskiden karpuz gübre veriyordu, güvercin gübresi veriyordu. Tadı bambaşkaydı, kilosu bambaşkaydı. 60 kilodan da çıkıyordu. Ama şimdi kenar menarda ekiyorlar. Niye ekmiyor orada hiç o eskisi kadar? Ha verilmiyor ya. Verilmiyor masrafı çıkarmıyor ama. Masrafı çıkarmıyor. Yani ne ekeceksin? Zarar ediyor adam. Barajdan sonra? Ondan sonra tabii su kesildi ya. Artık öğretme olmadı. Yani 100 metreden 10 metreye düştü ya. Abim 3 tane şampiyonluk aldı. Tamam. Bir sene. Bir sene bitten birincilik aldı. İkinci senede ikinci, üçüncü de aldı. Üçüncü senede bir, iki, üç de aldı. Ha, ihtilal oldu ya. Hı. İhtilal oldu, Kenan Evren zoruna gitti. Ya bak kadar bir şey var, şenlik oluyordu. Öyle bir şey yoktu, öyle bir ha, sanatçılar geliyorlardı Diyarbakır'a. Adam da ya Diyarbakır'ı tanıyor diye, Türkiye'de tanıyor diye. Herkes iptal etti. Burası eskiden karpuz yerdi mesela, hepsi kumluk alandı. Ocaklar olduğu için
kumların hepsini aldılar, taşları çıkardılar. Ondan sonra abime söyledim. Zaten barajı bıraktık o zaman, barajlar da ta su buraya kadar da geliyor. Yani gelmiş bir sefer de baraj kapağı kırıldı. Baraj kapağı kırıldı, su hepsi yaktı yani. Bayağı bir gelmiş, köyün altına kadar falan da gelmiş. Abi yani orijinal Diyarbakır karpuzu bu. Bunun biraz daha büyümesi lazım. Tabii gene büyük de. Yani biraz daha büyük, bir 60 kilo falan herhalde çıkıyor. Tabii gübreyle beslersen, şey gübresiyle, güvercin gübresiyle beslersen, kumun içinde temiz su, bakımını yaparsan yani büyür. Peki gübre desteği yeterli mi? Başka ne destek lazım? Baba yeterli değil. Yeterli şudur. Benim 46 dönümdür. Bana verilen ton başına değil de dönüm başına veriliyor. Dönüm başına bana verilir 2 milyar 100 milyon. Buraya beraber. Mazotla beraber. Karpuz için bir şey diyeceğim yok. Güvercin ne saha var ne de imkan var. Öyle çay başında, çay kenarında buraya. Öyle orasıdır. Neresi? Öyle çay kenarı. Ha. O boş çakı var ya. Nereye diyor mu? Azar mı? Herkes sahip çıkmış. Odur. Yok yani. Yok yok. Kimin tarlasının önündeyse odur. Yani karpuz yakın ileride kalmayacak. Kalmayacak lan. Hayır lan. Nerede eksiz? Ekileceği yer mi var? Yazın koruyor. Su bırakmak zorundaydı devlet. Ne yapıyor? Barajı bırakıyor. Barajı bıraktığı zaman burası su çoğalıyor. Alı götürüyor. Götürdüğü zaman adam ne yapacak? Ne o zaman masraf yapsın? Ektiği boşa gel. Festival için yapıyor. Her festivalde kazanak. Birkaç kuruş kazanak ha. Yani yoksa bu onlar masrafı kazanmıyor ki. Abi toprak bu. Kum yani şey de var da. Kum da var pek nadir. Abi de kum abi. Güvercin gübresini verirsen, ondan sonra iyi bir bakarsan, suyunu, şeyini hepsini verirsen bu yetişir yani burada. Abi buranın kavunu da şey mesela, kavunu da bir farklı bir şey var. Kavunu kışlık kabak gibi götürürsün, eve bir kartonun üstüne bırakırsın, kışın kesip yiyebilirsin. Toprak şey olduğu için, serin olduğu için bunu tutuyor, besliyor bunu. Zana kurba, beri ava çayı zelal. Beraş tu nevi. Laser ne da zebeş petir ne de bir. O çi servet avajı hebu sal donzda mehvel servi çayı. Em de çoğun mevi kumi de şan kumu vi zibil. Kumu zibil u qoğe, qoğe de kirin. Bi kamyona qoğe de hanin, jidera da. Mevi zibil u qoğe el hevdu de xist. Medbir hayya evare dukom seykom qoğe de daima. Pişta mekiş de helisi. Makamına ana bu, pır zahmeti de bu. Sal dozda meyfede ne biçer bu, ne cod bu, tişkitu ne bu, al servet hava ve çayı bu. Bu kamyona zebeş peteğ de bir frotunca gede hırcıl danin, eşya danin, pi gede hukadi dikirin. Ey berra çe bu, kum ocağı çe bu, fakir verma. Fakir danı karmi ver bükün. Ne te, yürü çarki deyin, av te dikiru derre. Vakt ava berra çe zede de bir, te de bir. İjare ne kazda beş petek el kerebi. Tiyemi bakı, evveli evvel tiyemi şükri adak. Şükri adak evveli vi derkist. Vazda beş aş vi da derketin madalya dedani. A demir ki akva dedani, dugu madalyayı ne zir ki ne pereki. Ne dedani. Ana derdi ki vay zir, dvi zir mera dedim ve pera dedim. Ana halkış fakir ma. Ana va genca derin şuval dera da çoğulun cereyi işey cereyi iştini. Beri şuval çayı bu. Çayı bu zebeşe kamyona dağıtın. Bu kamyona zebeş petiğ mi bardı kırın. Ne? He? Anlatın ne? Ne anlatın ne? Ki çevlik mevlige. Çevlik mevlige şu kadar dağıtın. Kay her yek motor ki nana. Evci çen mal. Motor ki ya ben bifroş ya ne evne etroş. Gündeyi mi yok? Eri gündeyi mi asımak ya. Varır mı bak edin? Varır mı ne? Neyi bak edin? Kıymeti var ne? Kıymeti nedeni oğlu sahip der ne kadar bak edin? Bak edin. Bak edin. Ma beri met sert düstur pes şu kadar dedi kır toprak hep gedi met çün ber pes meşhur pes kadar dedi kır me iş dedi kır me kart ke geç çü. Dedemin dediğine göre eskiden su berrakmış yani ne kadar derin ne kadar az olan yerler belliymiş. Sular temiz bir şekilde ama bu barajlar olduktan sonra su mesela şeylerden geldiği zaman var ya kapaklarda
geldiği zaman ister istemez hep bulanık. Bu sefer suyu sürekli karıştırdığı için. Hı-hı. Yani suyu artık bulanık olarak bize geldi. Kum ocakları oldu. Kum ocakları kum bırakmadı. Bu karpuzlar şeyde yetişiyor. Kumda yetişiyor. Güvercin gübresiyle mesela şurada şeyler var, borhaneler var. Burada mesela şey yapıp güvercin besleri, buğdayını, yemini, şeyini, suyunu falan hepsini verirlerdi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Kum ocakları açıldı. Kumlar kalmadı. Millet hepsi topladı yani inşaatlar olsun ne bileyim her yere gönderdiler. O yüzden yani eskisi gibi olacağını da ben hiç zannetmem. Tarihe karışma ihtimali var çünkü yani ilerledikçe yaşamımız hep teknoloji üzerine gidiyor. Kimse artık yani gelip köyde bugün şehirdeki kadınlar herkes rahatlığına alışmış. Yani kalkıp gelip köyde kimse hizmet etmez. Kimse de yapmaz. Yani büyükler de gençlerine aktarması lazım bu bilgileri, bu şeyleri falan hepsini yapması lazım. Ama öyle bir şey yok. Bugün kimin yönü şehir tarafına verdim hepsi şehire gider. Toprak, kum hepsi karışmış. Ha bu Borhan'a dediğimiz şey güvercinleri orada besliyorlardı. Ondan sonra güvercinin gübresini alıp götürüp dizenin yerinde karpuzlara, kavunlara veriyorlar. Hangi güvercin? Ya boron güvercinleri, yabani güvercinleri besliyorlardı. Mahallede var gördüğünüz gibi yani mesela çatının başında. Abi bu taşlar işte zamanında baraj olmadan önce bunlar şey yapıyorlarmış. Su berrak ya, hepsi kum, hepsi böyle temiz. İşte kum ocakları açıyorlar, kum çıkarıyorlar, taş çıkarıyorlar. İşte bu taşları da adamlar hepsi bir yere topluyor. Yani şimdi ya bunlar daha önce topraklarda kullanılan taşlar mıydı? Bunlar hepsi şeyde kullanılan taşlar yani bu ektik, bostan kurdukları yer. Bunlar hepsi onların yeri, işte hepsi kazdıkları için bu hale gelmiş. Anladım. Şu an kum olmadığı için, toprak olduğu için verimli de düşmüş. Yani verimli düşmüş. Artık hangi gübreyle şey yapmışsa onu bilmiyorum abi. Bu niye bozulmuş? İsrail gübresi abi. Bu İsrail gübresi verdiği için öyle. Ama kumda yetişirse bir de toprak da şey, toprağın da faydası var. Ama yok, yetişmiyor. İsrail tohumu yok. Şu an nerede yetişmiş bu? Altındaki... Kaç abi? Nerede yetişmiş? Bu toprakta yetişmiş abi. Toprakta. Kum olması gerekiyor yani. Yani kum. Kum serin olur. Suyu verdiğin zaman 3 gün 4 gün gider o. Serindir ya. Ama bu öyle değil. Toprak bir gün verdim, ikinci gün bitti. Yani yazık. Biz kaç senedir biz diğerleri karpuzu yemiyoruz. Sadece süs için, festival için hazırlıyor bir tane, bir iki tane. Kim birinci çıksa paranı alıyor, önüne gidiyor. Eskiden karpuzlar getiriyor, çarşıda satılıyordu. Biz köylere götürüyoruz, Moğollarla köylere götürüyoruz. Köy damın üstünde bırakırdı, kuş çay damla kalırdı, kış gelinden içeri getirirdi. Kışına kadar o karpuzu kavunu yedi. Şimdi o bitti. Festivaldan gidiyoruz, başka diğerleri karpuzu yemiyoruz ki. Eskiden tavladan gidiyorsun, çarşıdan, pazardan, her yerde diğerleri karpuzu vardı. Adam özel İstanbul'da Ankara'da gelir, Diyarbakır karpuzu kavunu alırdı, götürürdü İstanbul'a. İşte o bitmek üzere. Zaten bitmişti de. Bir kazanı görmemiş. Ne kavunu kalmış, ne de karpuzu kalmış. Buna destek, devletten destek veriyoruz. Bir destek versin. Bu çiftçilerimize de onlar da öğretsin. Biz de alalım, adamlar ayakta dursun. Diyarbakır dedim mi, surlar, Diyarbakır karpuzu. Ben küçükken maçlara gittiğim zaman rahmetli Çavuş Diyarbakır Spor'un amigosu Diyarbakır karpuzundan yapılma elbise giyer ve tribünleri o şekilde coştururdu. Zamanla Diyarbakır karpuzunun yerine Adana karpuzu hatta İran'dan ithal edilen karpuz geldi. Bununla ilgili karpuza ithalat kotası konulmasını istiyoruz. Yani, Diyarbakır karpuzunun tekrar eski haline gelmesi ve canlanması için birincisi ithalat kotası gelmesi lazım. İkincisine de meyve ve sebze türlerinde prim olmadığı için çiftçinin rağbeti yok. Karpuzda, kavunda, sebzede ama öncelikle karpuza mutlaka karpuz primi getirilmesi lazım. Karpuz primi verilmesi lazım. Karpuz primi gelirse çiftçi
Ya çiftçiye cezbe olursa eker, niye ekmesin? Eski yıllarda niye ekiliyordu? Ve ikinci bir husus da çocukluğumuzda hatırlıyoruz, Diyarbakır'da karpuz festivalleri yapılırdı. Hı. Diyarbakır'ın Karacadağ peyniri, ondan sonra Diyarbakır'ın tandır ekmeği, ondan sonra Diyarbakır'ımıza has Diyarbakır'ın kendi karpuzuyla ilgili güzel festival yapılırdı ve hepimiz katılırdık. Fakat son yıllarda şenlik havasını yitirdi. Tarım Bakanlığı'nın destekleme primi listesinde maalesef meyve ve sebze yok. Sadece mazot ve gübre primi var. O da çok çok az bir şey. Yani bu kimse bunun için rahatsız olup Tarım İl Müdürlüğü'ne gidip ÇKS kaydını yapmıyor. Diyarbakır ilimizde karpuz yetiştiriciliği çok önemli bir yeri olan bir tarımdır. Türkiye'de karpuz denince akla ilk gelen illerin başında yer almaktadır. Diyarbakır ilimizde 5 çeşit geleneksel yöntemlerle yetiştirilen 5 çeşit karpuzumuz bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü sürme çeşidi. Daha sonra pembe ferik, beyaz kışlı, kara kış isminde geleneksel tarımı yapılan, binlerce yıllık geçmiş olan bu karpuz çeşitlerimiz yetiştirmeye devam edilmektedir. Bu karpuzlarımız genellikle Dicle Nehri kenarında, kumsal arazilerde, su seviyesine yakın yerlerde, 1 metre 2 metrelik kuyular açılmak suretiyle, kuyu tabanına güvercin gübresi ve koyu gübresi karıştırmak suretiyle, gübrelenmek suretiyle ve yeterli nem ortamı oluşturularak yıl boyunca yeterli nem ve gübre olan bu çukurlarda yetiştirmekte ve 55-60 kilolara kadar ağırlıkları gelebilmektedir. Bu tarımsal üretim hala devam ettirilmektedir. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalarda Diyarbakır karpuzu tescillenmiş, tescilli bir coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. Ve biz bu ürünümüze sahip çıkarak gelecek nesillere daha da çoğaltılarak daha geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılmak suretiyle gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli faaliyetlerimiz, çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediye'miz tarafından da gübre ve fide desteği sağlamak suretiyle Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Bakanlığımız olarak çeşitli festivaller ve tanıtım etkinlikleri yapmak suretiyle üreticilerimizi desteklemeye ve bu değeri korumaya ve Türkiye'de ve dünyaya duyurmaya çalışıyoruz ve bunlarla ilgili etkinliklerimizi burada mesafe aldık, başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bu yaptığımız çalışmalar neticesinde geldiğimiz noktada hala daha da çok yetiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü çok önemli bir değer bu. Binlerce yıllık bir tohumu yaşatıyorsunuz ve bunu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bizim istediğimiz burada özellikle üreticilerimizden geleneksel olarak yapılan bu tarımı normal yetiştirmiş oldukları diğer karpuz alanlarında bir bölümünde Diyarbakır çeşitlerine ayırmak suretiyle bu değere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Diyarbakır'ımızda bölgede yetiştirilen diğer yerli çeşitlerimiz var. Tamamen aşısız, doğal, eski tohumların her yıl ekilmek suretiyle tohumlar alınarak tekrar fide haline tam da yaşatılma suretiyle yetiştirilen karpuz ve kavun çeşitleri var. Ve bunların da tarımı devam ettirilmektedir. Ve bu çalışmalarımızda özellikle üreticilerimizin bu alandaki çalışmalarımızı destek vermesini, Diyarbakır'a çok önemli değerleri olan Diyarbakır'ımızda peygamberleriyle, sahabeleriyle, tarihiyle, yapılarıyla, edebiyatçıları, şairleri ve sanatçılarıyla çok önemli değerlere sahip olan Diyarbakır, bu önemli değerlerin bir tanesi de bu Diyarbakır karpuzuna sahip çıkılması gerekmektedir. Dolayısıyla bütün üreticilerimizi bu konuda daha da duyarlı olmaya ve bu ekim alanlarını geliştirmeye davet ediyorum. O beşin yanısı en fazla, işte en büyük olduğu için sürme çeşidini genel üreticilerimiz tercih ediyor. Pembe ekenti üreticilerimiz de var. Ama genel festivalde dereceye girmesi adına en büyük olan çeşit sürme çeşidini daha çok ekim dikimi gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu beş çeşitten hepsi yetiştirmekle beraber ağırlık olarak sürme çeşidine ağırlık veriyor üreticilerimiz. Bir ekim alanı var. Bu yıl 47 üretici bu işi yaptı ve festivale katıldı. Dolayısıyla 600 dekar civarında 800 dekara çıkıyor, 600 dekara iniyor. Böyle yıldan yıla değişiyor ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu alanların daha da arttırılması lazım. Eğer arazisi olmayan büyük üreticilerimizin de oralarda arazi kiralamak suretiyle bu değere sahip çıkmak adına ekim dikim yaparak karpuzun gelecek nesillere iletilmesini istiyoruz. KAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitümüzle işbirliği yaparak burada
tohum ve fide üretmek suretiyle çiftçilere de böyle bir katkı sağlamak üzere çalışmalarımızla başladık. Buradaki eğer yaptığımız çalışmaların hepsi duyarlılıkla farkındalık oluştuğu takdirde bu ekim alanları, dikim alanları her geçen gün artarak devam edecektir. Ve bu değer binlerce yıl nasıl bize geldiyse bizden sonra da binlerce yıl daha yaşatılacaktır. Karpuz için ve kavun için bu türlü şeylerde mazot gübre desteklerimiz var, dekar başına denen. Bunun yanı sıra yaptığımız üretimlerdeki amaçlarımız zaten o. Çiftçinin üretmiş olduğu, yetiştirdiği o karpuzların tamamını sivil toplum örgütleriyle, ilin önemli dinamikleriyle bir araya gelerek oradaki karpuzları çiftçiden uygun şartlarda almak suretiyle artı ödüllendirmek, yani bütün üreticiler, dereceye giren ve girmeyen bütün üreticileri ödüllendirmek suretiyle oradaki üretim esnasındaki yaptıkları masrafları artı biraz daha ilave destekler sağlamak suretiyle onları teşvik etmek amacıyla bu tür etkinliklerle çiftçimizi korumaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da festivaller çok eski zamanlarda 80'li yıllardan başlamak üzere festivaller düzenleniyordu. Hatta 70'li yıllara da. Daha sonra terörün tırmandırılması sürecinde o dönemlerde festivaller ara verildi. 2000'li yıllarda geldiğimizde yine önceki dönem bakanımızın da gayretleri tekrar festivallere dönüldü ve festivaller yapılmaya başladı ve büyük çaplı 3-4 günü kapsayacak şekilde çeşitli farklı etkinlikleri bir arada bulunduran geniş hem etkinlikler hem festivaller düzenlenmek suretiyle yapılıyordu. Ama hatırladığınız üzere 2015-16 yıllarda tekrar meydana gelen olaylar nedeniyle biraz daha festivalden tanıtım etkinliklerine, yani üreticimizi yalnız bırakmama adına ortamın el verdiği ölçülerde biz bu etkinlikleri devam ettirdik. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından çok büyük bir etkinlik yapılacaktı. Fakat bu yılda Covid-19 nedeniyle yaşanan bu salgın nedeniyle etkinliklerin büyük çapta yapılmasının riskleri vardı. Ki bu da bu salgının kontrolden çıkmasına vesile olacak bir duruma gelmesi istenmiyordu. Dolayısıyla yine üretici yalnız kalmasın ve bu değerin tanıtılmasına ara verilmemiş olsun, üreticimizi de destekleyelim diye daha dar anlamda tanıtım etkinlikleri şekilde bu yıl gerçekleştirdik. Ama bundan sonraki yıllarda planlanan olur ki yine birkaç güne sirayet eden, farklı etkinlikleri de bir arada barındıran büyük çaplı etkinlikler düzenlenecek.